Hocam kısaca seni tanıyalım, adını soyadını alalım. Ben böyle gören Yenice köyünden. Osman Özgen. Osman amcacığım, bu hayvancılıkla ilgili sorunlarınızı alalım. Vallahi şu an yapmış olduğumuz işten memnun değiliz. Neden diyecek olsan, al diyoruz, buraya getiriyoruz, zarar tektiriyoruz. Allah vermek durumunda götürüyoruz. Vermiyoruz, götürüyoruz, bak diyoruz. Mesela kendi gücümüzü gelen yapıyoruz. Borcum vardı, borcum. Yani şimdi diyorlar ki et çok pahalı. Malda hayvancılık yapanlar da çok para kazanıyor. Yok ablacığım, yalan onlar, yalan. Osman. Olabilir. Yalan onlar, yalan. Biz aldığımızı gidiyoruz, borcumuzu ödeyemiyoruz. Satıyoruz, zarar kâr, yine zor zor ne iş yapıyoruz. Peki son yapılan bu düve satışının yasaklanması hayvancılığa... Çok engelledi. Zarar verdi çok. Zarar verdi. Yani bu sene değil de seneye uygulansaydı hani daha mı iyi olurdu? Tabii daha iyi olurdu. Millet ona göre hazırlığını yapardı, almaz da. En azından ben aldığım hayvanlar şimdi yarı yarıya değil de yani 1.000 lira zarar ettim bir hayvan başına. Ya son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yem fiyatlarıyla falan? Yok, öyle bir şey değil. Yem şikayet, yem çok pahalı. Süt ucuz. Tabii. Dava bu. Dava bu. Ya sonu, yani hayvancılıkta diyorsunuz. Ablam şimdi 65 milyona yem alıyoruz. Süt 900'e 1000 lira. Buyur. 1 lira. Çay parası değil. Ya 1 lira. Şuraya bir çay içiyoruz. Çay içiyoruz 1000 lira. Su 1 lira. Bir pes içerisi 1 lira. Şöyle 3 kişi. Bu şekilde. Size çay söyleyeyim, buyurun. Yok, teşekkür ederim.